Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 5-11 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, güneş terazi burcunda ilerlemesini sürdürüyor. 7. ev konularınız güneş tarafından hafta boyunca daha fazla aydınlatılabilir, göz önünde olunabilir. Özellikle ilişkiler, işbirlikleriniz, eşiniz ve ailenize ait konu ve kavramların ön planda olduğu bir dönemdesiniz. Gezegeniniz Mars, evet burcunuzda, Koç burcunda geri hareketini sürdürüyor ve bu hafta ortasında Mars'ın Plüto'yla dik açısı kesinleşecek. 9 Ekim'de kesinleşen bir açı ama tabii hafta genelinde bu Mars Plüto karesinin enerjisini hissedebiliriz. Bireysel olduğu kadar e, kolektif alanda da, toplumsal alanlarda da biraz böyle zorlayıcı gerilimli bir enerji, özellikle güç mücadeleleri, çatışmalara zemin hazırlayan bir enerji. Öfke kontrolümüz biraz zorlaşabilir. Marsla Plüto arasındaki bu dik açı nedeniyle, o nedenle hafta genelinde bireysel anlamda daha sakin, sağduyulu olmakta fayda var. Aile büyükleriniz, otorite pozisyondaki kişiler, işverenleriniz. Etrafınızda özellikle yakın ilişkiler alanında belki bunlar tabii karşı rakipleriniz olabilir ya da yakın bir arkadaşınız olabilir. İlişkilerde zaman zaman baskılar hissetmeniz ya da içinizde geçmişten bugüne tıklanmanız bastırdığınız, içinizde taşıdığınız bazı duygular, düşünceler olabilir. zamanda tepki gösteremediğiniz. Bunların bir tür sizi zorlaması, bir bazı patlamalara yol açması mümkün. Bunun mümkün olduğunca e, dengelemek gerekiyor. Çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur bu hafta mümkün olduğunca çatışmalardan, kavgalardan uzak durmakta fayda var. Ay geçişlerine baktığımızda pazartesi günü ay boğa burcunda olacak. Pazartesi günü genel itibariyle maddi güvenliğinizle ilgili konularda daha duyarlı olabilirsiniz. Bazı alışverişler olabilir, ticari konular olabilir, ödemeler olabilir, e, harcamalar olabilir. E, Kendinizin maddi anlamda güvende hissetmek isteyeceksiniz ve bununla ilgili biraz daha mücadele içerisinde olabilirsiniz. Pazartesi akşam saatlerinde ay ikizler burcuna geçecek, perşembe akşamına kadar olan süreç içerisinde günlük hayatınızda haber trafiğinin, iletişim trafiğinin öne çıktığını görüyoruz. Tabi bilgi paylaşımı anlamında da çok hareketli olabilirsiniz. Birçok konuda belki daha meraklı olacaksınız, daha araştırmacı olacaksınız. Eğitimle ilgili konular, yakın çevre ilişkileriniz, kardeşlerle ilgili mevzular veya komşu ilişkileriniz bu hafta özellikle salı ve perşembe günleri arasında sizin için de gündemde olabilir. Perşembe akşamı Ay Yengeç Burcu'nda pazar gününe kadar iki buçuk günlük süreç içerisinde özellikle cuma ve cumartesi daha çok özel hayatınız, eviniz, yuvanız, biraz daha hani konfor alanlarınıza yönelmeniz, kendinizi güvende hissetmeniz mümkün. Bu durumda tabii anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili konu ve kavramlara da biraz daha duygusal olarak daha fazla yönelebilirsiniz gibi görünüyor. Pazar günü ay aslan burcunda keyifli bir enerji var. Dış dünyaya açılmak istiyorsunuz, eğlenmek istiyorsunuz. Yaratıcı faaliyetleriniz, hobileriniz de gün genelinde sizin için öncelikli olabilir ve aşk hayatınız romantik konularda yine pazar günü gayet güzel ee, hareketlenebilir çocuklarınız varsa pazar günü çocuklarınızla da birlikte keyifli bir şeyler faaliyetler yapmak için değerlendirebilirsiniz sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim Hoşça